Hanım hoş geldiniz. Bugünkü konumuz E-Devlet üzerinden doğalgaz faturasını ödemek olacak. Fakat Sinop merkezde E-Devlet üzerinden fatura ödenmiyor. Bunu göstereceğim. Aynı yerden elektrik faturasını ödeyeceğim. Şimdi doğalgaz faturası için E-Devletimize giriş yaptık. Evet, doğalgaz yazalım. Fatura ödemesi gördüğünüz gibi burada görünüyor. Tıklıyoruz buraya. E-Devlet üzerinden yapıyoruz. Evet. Sistemi biraz bekletiyor. Bakın fatura 478 TL gelmiş. Şimdi bunu ödeme yapacağız. Burada fatura öde diyor. Bakın sistem aynı şekilde görünüyor. Tıpkı elektrik faturası gibi. Burada kurumu seçiyoruz. Bizimki Akmer'den gaz. Borcu sorgula diyoruz. Tıklıyoruz buraya ve abone temas veya hatalı diyor. Gördüğünüz gibi. Fatura göründüğü halde E-Devlet üzerinden faturamızı ödeyemiyoruz. İnternetten. Bunu yetkili kişilere bildireceğiz. Şimdi aynı sistemi elektrik faturasında deneyeceğiz. Oluyor mu olmuyor mu diye. Şimdi bunu kapatıyorum. Elektrik faturası için E-Devletimize girdik, giriş yaptık. Elektrik diyelim. Gördüğünüz gibi elektrik kartımı PTT ile öde diyor. Gördüğünüz gibi. Evet, yardım parası yatmış 155 TL. Şimdi biz bunu ödeyeceğiz. Bakın sistem aynı. Biri elektrik faturasıydı, biri doğalgaz faturasıydı. Şimdi elektrik faturasına döndük. Şimdi yeşil ırmağı bulalım. Burada. Bakın abone numarası diyor. Yapıştıralım. Sorgula diyelim. Bakın. Şimdi buraya tıklıyoruz. Fatura. Bakın şu anda faturamız düştü. Gördüğünüz gibi. Şimdi karttan ödeyeceğiz. Siz hangi karttan yapıyorsanız elinizde bu kart olacak. Evet şimdi öde diyoruz. Cep telefonumuza onay kodu geliyor. Ve faturamız ödendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik adımı ile ödeme başarılı şekilde ödendi. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Doğalgaz faturası E-Devlet üzerinden niçin ödenmiyor? Neden ödenmiyor? Sinop merkezde. Sinop'ta yazın gidip PTT'den ödeme yapılabilir. Tamam. Fakat kışın engellilerimiz bilgisayardan ödemek zorunda. Cep telefonundan ödemek zorunda. Bu yüzden de Akmercan doğalgaz sistemi niçin açık değil? E-Devlet'ten ödemek için. Bunu anlatmak istedim sizler için. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Engelsiz bir dünya için engelleri beraber aşmaya var mısınız? Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Biz sizinle varız.